Kütahya Belediyesi, Hizmet İş Sendikası ve Mahalli İdareler İşverenler Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Ali Mış'ın makamında yapılan imza töreninde Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, Hizmet İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, sendika üyeleriyle işçi temsilcileri katıldı. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. En güzel sözleşmesi diyebiliriz başkanım. Sizlerden Allah razı olsun. Misimizden, genel sekreterimizden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizim için önemli olan masada imzalanan sözleşme. İş barışını bozmadan, işçimizi, işverenimizi üzmeden, kamuoyunu sıkıntıya düşürmeden imzalanan sözleşme en güzel sözleşme. 90 farklı grupta işçi alımı yaptıklarını söyleyen Başkan Ali Mışık, işçilere sosyal haklar tanındığını, maaşlarda yıllık ortalama %20 artış yapıldığını söyledi. Birinci grupta 5 kişi, ikinci grupta 524 çalışanımız, üçüncü grupta 261 kişi, dördüncü grupta da 325 kişi çalışıyor. Yıllık %20'ye yakın bir artışı diğer sosyal hakları ve mesaiye kaldıklarında alacakları diğer katkılarla beraber yıllık ortalama %20 artış veren bir belediyeye dönüştük. İnşallah diğer belediyelerimize örnek olur. Hayırlı uğurlu olsun. Başkan Işık 2021 yılında en düşük maaşın 3200 lira olacağı müjdesini verdi. Evine maaş giren, yeni girmiş, hiçbir diğer haklardan yararlanamayan arkadaşımızın Kütahya Belediyesi'ndeki maaşı bu yılbaşından itibaren yaklaşık 3200 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Askerimiz. Her iki sendikamıza da emekler için çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza hayırlı olsun diyorum. Kütahya'mıza hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra mazeretimiz yok. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Geçiyorum.